Denbaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Güney Kürdistan, Başarı Kürdistan ya da anayasal sıfatı itibariyle Irak-Kürdistan bölgesi kelimenin tam anlamıyla bir savaş alanına dönüştü. Şiddetli çatışmalar yaşanıyor, karşılıklı can kayıpları artıyor, askeri sevkiyatlar, cephane sevkiyatları sürüyor. Aynı şekilde savaş bölgesinde, özellikle de Doğu Amediye hattında çok ilginç, gelecek açısından da çok ciddi sonuçları olacağı anlaşılan gelişmeler yaşanıyor. Kürdistan bölgesinde deyim yerinde ise bir kader savaşı yaşanıyor. Kürtlerin, Türklerin, Türkiye'nin, Kürdistan'ın geleceği açısından ciddi sonuçları olabilecek belki de bir final savaşı yaşanıyor. Savaşla ilgili Türkiye medyasında çok fazla ayrıntı bulabilmek mümkün değil. Türkiye'nin yandaş medyası psikolojik savaşın da bir gereği olarak bazı operasyon görüntüleri eşliğinde Hamas'a, ajitasyona dayalı bir takım haberler yapıyor. Savaşla ilgili gelişmeleri daha ağırlıklı olarak özgür basından takip ediyoruz. Kürdistan medyası da, Güney Kürdistan medyası da bu süren savaşın hayatiliğine bakacak olursak ona uygun bir yayın yapıyor diyemeyiz. Aslında orada da bir parça savaş gerçekliğinin yaşanan bu şiddetli, bu kader belirleyici savaş gerçekliğinin üzerini örtmeye dönük bir siyaset izleniyor. Tabii ki bunun da nedenleri az çok tahmin ediliyor. Dediğim gibi bölgede ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Mesela Türkiye uzunca süredir bu operasyonla ilgili hazırlıklarını yapıyordu. Türkiye yetkililer bununla ilgili defalarca açıklamalarda bulundular. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı defaatle bu konuyu işlediler. Aynı şekilde Irak'ta, hem Bağdat'ta hem Erbil'de görüşmeler yaptılar. Yani bu beklenen bir operasyonu ve giderek de yayılacağı anlaşılıyor. Hedefinde Türkiye'nin çizdiği kadarıyla Şengal'e kadar, Mahmur'a kadar uzanacağı, yani kuzeyde dağlık bölgelerden ovaya ineceği, güneye doğru da seyredeceği anlaşılıyor. Ama bu bir yıl içinde mi gerçekleşir, üç yıl içinde mi gerçekleşir, hiç gerçekleşmez. Türkiye orada bir ağır yenilgi alır. Dimyat'a pirince giderken süklüm püklüm evdeki bir gurdan olarak geri de mi döner? Onlar şu anda tartışılan meseleler. Yani Türkiye açısından da, Türkiye medyasının öyle ileri sürdüğü gibi gidişat çok kolay değil. Kürtler açısından da öyle. Türkiye önüne PKK'nın tasfiyesini, PKK'nın çökertilmesini bir hedef olarak koymuş olsa da ve PKK gerillalarıyla Türk ordusu arasında haftalardır süren şiddetli çatışmalar yaşanıyor olsa da bölgedeki gelişmelere baktığımız zaman, savaşın şiddetine, seyrine baktığımız zaman, savaşta kullanılan araçlara ve savaşta yaşanan yeni gelişmelere, savaşın yol açtığı yeni sonuçlara baktığımız zaman Türkiye'nin oraya bir daha geri gitmemek üzere kalıcı bir şekilde geldiğini söylememiz mümkün. Çünkü Türkiye ilerledikçe yanında bir sınır taşı da taşıyor. Sınır lehvaları var biliyorsunuz. Her ülkenin de arasında sınır bölgelerinde sınır taşları belirlenir. O taşların aralarına belli mesafelerle bir takım o ülkenin sınırlarıyla ilgili duyurular yapılır ve şimdi Türkiye tabelalarını da yanında getirmiş. Arapça yazılı tabelaları askeri bölgede ilerledikçe, işgal alanlarını genişlettikçe o tabelaları alıyor, oralara koyuyor. Türkiye sınırlarına girmek yasaktır diyor. Amediye sınırlarına, Doğu sınırlarına, oradaki köylere, köylerin 16 tanesi boşaltıldı, bazı köyler yakıldı. Araziler yakıldı, ormanlar yakıldı. Ağır da bir trajedi, insani bir dram da var. Fakat Türk ordusu ilerledikçe dediğim gibi sınır tabelasını da birlikte getirmişler. İlerledikleri her yere, Türk askerinin ayağının değdiği her yere bu sınır tabelasını da taşıyorlar ve Türkiye topraklarına girilmesi yasaktır diyorlar. Orayı Türkiye toprağı olarak ilan ediyorlar. Bu yeni bir gelişme. İkinci bir gelişme de operasyon bölgelerine girdiğiniz zaman ya da operasyon bölgelerinin yakınlarından seyrettiğiniz zaman, oradan geçtiğiniz zaman Türkiye'nin telefon ağlarından, Türkiye'nin telekomundan size bir mesaj geliyorsun telefonunuza. Türkiye'ye hoş geldiniz diyor.
Siz doğukta yolculuk yapıyorsunuz, Amadiye'de yolculuk yapıyorsunuz, Kanimesi'de yolculuk yapıyorsunuz. Size bir telefonunuza bir mesaj, bir duyuru geliyor. Türkiye'ye hoş geldiniz diyor. Türkiye işgali ilhaka dönüştürmenin aslında peşinden koşuyor ve dediğim gibi zorla çıkarılmazsa, bir yenilgi yaşamazsa oralara kalıcı olmak üzere geliyor. Tabii Güney yönetiminin ve Bağdat yönetiminin de bu konudaki tavrı önemli. Bunları da birkaç kez tartışmıştık ama yeni gelişmeler karşısında bir yeniden değerlendirmek de gerekiyor. Geçenlerde Irak Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı, bir karar aldı, onu da açıkladı. Türkiye'nin Irak'ın egemenliğine saygı duyması gerektiği söylendi. Böyle yarım ağızla da olsa operasyonları reddediyoruz denildi. Onun dışında Irak'tan bir açıklama gelmedi. Fakat Iraklılar bir üst düzey güvenlik heyeti gönderdiler Erbil'e. O heyet bugün Erbil'den Süleymaniye'ye geçti. Temaslarını sürdürüyor ancak sizinle daha önce de paylaşmıştım. Sanki Irak'ın açıklaması da girişimleri de bir parça hem içerideki tepkileri yatıştırmaya dönük, çok da samimi olmayan, durumu kurtarmaya dönük çabalar olarak gözleniyordu. Çünkü Irak'tan geçmişte olduğu gibi alışık olduğumuz tarzda bir tepki gelmiyor. Türkiye'ye çok açık, net bir tutum alınmıyor. İşgale son ver, saldırılarına son ver, çekil diyen yok Irak'ta. Güney Kürdistan açısından da bu böyle. Güney Kürdistan hükümetinin de bu konuda herhangi bir itirazının olmadığı görülüyor. Özellikle de tabii ki yönetimde egemen olan KDP'nin bu konudaki tavrı çok şey, deyim yerindeyse kabul edilemez bir durumda. O da şundan kaynaklanıyor. Öyle anlaşılıyor ki Kürt partileri arasında bir sorun var. KDP de buradan bir medet umuyor olabilir. PKK'nın işte tasfiyesi, çökertilmesi, zayıflatılması, siyasi olarak bir siyasi rakibinin elimine edilmesi, güçten düşürülmesi onun işine geliyor olabilir ve bu yüzden sessiz de kalıyor olabilir. Ancak gidişat şunu gösteriyor ki KDP'nin de Güney Kürdistan hükümetinin de egemenlik alanı elinden gidiyor ve gittikçe daralıyor. Türkiye'deki mevcut iktidarın da, Türkiye'deki devlet yapısının da, Türkiye'deki stratejik derinlikteki Kürt yaklaşımının da ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bugün Güney'de PKK'ya karşı sürdürülen ve Türkiye'nin PKK gerekçesiyle yayılma eğilimi gösterilen bu savaşın bir sonraki hedefinin KDP olacağı da, Güney yönetimi de olacağı, belki yönetimin de işgal edileceği, darbeleneceği, şöyle ya da bu biçimde Türkiye'ye bağımlı hale getirileceği açık ve net görülüyor. Çünkü Türkiye bir yayılmacı, ilhakçı siyaset izliyor. Dediğim gibi sınır çizgisini de yanında taşıyor. Askerinin ulaştığı her yerde yeni bir sınır çekiyor. Bu sınır Güney Kürdistan'da, KDP'nin de, Güney Kürdistan yönetiminin de egemen olduğu bir yerde çekiliyor. Türkiye kendi sınırlarını Erbil'in kapılarına dayıyor. Dolayısıyla vakit geç olmadan yeni bir değerlendirme onların da yapması gerekiyor. Fakat gidişat böyle olmayacağını gösteriyor. Ne yazık ki Kürt partileri arasındaki sorunlar, sıkıntılar, Kürtlerin Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel gericiliğin Kürtlere ve Kürdistan'a karşı yürüttüğü komplolara ve savaşa karşı birlikte hareket etmelerini önledi. Dediğim gibi Kürtler birbirlerinin rakibi haline geldiler, rekabet düşmanlığa dönüştü ve şimdi birbirlerinin yokluğundan medet umuyorlar ki bu bütün Kürtlere zarar verecek. PKK'nin kaybettiği yerde KDP'nin kazanması asla mümkün olmayacak. Bunu da önce de sizinle paylaşmıştım ama süreç artık Kürtlerin de kontrolünden çıkarak onların da artık müdahale edemeyeceği, güç yetiremeyeceği bir aşamaya doğru götürüyor. Dolayısıyla burada gerçekten insanı çok böyle her açıdan rahatsız eden gelişmeler yaşanıyor. Dediğim gibi Irak heyeti bugün Süleymaniye'ye gitti. Süleymaniye'den de beklendiği oranda bir
tepki gelmiyor. İlk günlerde bir açıklama yaptılar. Ondan sonra onlar da bir sessizliğe büründüler. Çünkü Türkiye'nin de onlar üzerinde bir tehdidi var. Aynı şekilde Irak'ın tutumundan, Süleymaniye'nin tutumundan anlayabildiğimiz kadarıyla Irak'taki İran yanlısı güçlerin çılız tepkilerinden de anlayabildiğimiz kadarıyla İran bu operasyona beklendiği gibi bir tepki göstermiyor ya da bazılarının ileri sürdüğü gibi karşıt bir pozisyon almıyor. Nedenleri üzerinde çok konuşabiliriz ama İran'ın da durumu bu. İran'ın sessizliği aslında Bağdat'ın da sessizliği anlamına geliyor. Dediğim gibi bölgede çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Şimdi Türk ordusu önümüzdeki haftalardan itibaren Gara operasyonuna, Gara'ya doğru yeni bir operasyon hazırlanıyor. Gara'nın girişi sayılabilecek bölgelerde bu çatışmalar yaşandı. Metina'da ki Metina orada önemli bir yer tutuyordu. Şimdi Metina, Zap, Avaş'ın hattında onların deyimiyle bu kilit kapandıktan sonra Gara'ya doğru açılacaklar. Gara'yı da zaten işgal edebilirlerse ki çok zor onlar açısından ama bütün güçleriyle yükleniyorlar. Arkalarında bir destek de var. Eğer Gara'yı da işgal ederlerse tabii ki Güney Kürdistan'ın içlerine ulaşan bütün ağları kontrol altına almış, işgal etmiş duruma geçecekler. Ondan sonra da bir sonraki hedefleri, belki bir yıl sonraki hedefleri, belki bu yıl içerisinde onların ilerleyiş ve gerillanın direniş potansiyeline bağlı hedefleri Şengali'de, Bahmur'da bir biçimde çökertmek, tasfiye etmek. Dolayısıyla Kürtler eğer bu kazanımları, bu mevzilerin yerlerinden çıkarırlarsa Rojava'nın da durumu çok ciddi riske girecek. Rojava zaten bir tehdit altında. Rojava'ya şimdiye kadar bir güneydeki yapı, güneydeki varlık, medya savunma alanlarındaki birikim bir dayanma gücü veriyordu. Bir aynı şekilde farklı bir cephe, bir destek anlamına geliyordu. Şimdi oranın bir biçimde zayıflatılması, güçten düşürülmesi, Rojava'nın da güçten düşürülmesi anlamına gelecek. Yani bu çavaş şey, Kürtler orada kaybederse ya da Türk ordusu orada amaçlarına ulaşırsa Güney Kürdistan ve Rojava'da Kürtlerin kazanımları ciddi tehdit altına girecektir. Hani ortadan kalkacaktır demeye insanın dili varmıyor ama Türkiye'nin hedefleri bu. Erdoğan bunu önceki gün yine açıkladı. Erdoğan ne dedi? Irak'taki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe kilit operasyonu tamamlanmak üzere kilit kapatıldı. Şimdi Suriye'deki güvenlik koridorunu oluşturmak için harekete geçeceğiz dedi. Oraya dönük de hazırlıkları var. Aynı şekilde Türkiye'nin Suriye ile ilgili bu konuda bir görüşme trafiği de var biliyorsunuz. CHP lideri Esad'a gidecekti. Esad'dan çağrı bekliyorlardı. O çağrı gelmişti. CHP bunu açıklamıştı. Ancak Suriye'den farklı bir açıklama geldi. Herhangi bir siyasi partiyle görüşmüyoruz denildi. Fakat ben resmi açıklamalara çok itibar etmiyorum. Dolayısıyla Orta Doğu'da kimin ne söylediğinden ziyade kimin ne yaptığı daha önemli. Suriyeliler Türkiye ile bir uzlaşma, bir birlikte bu süreçleri müzakere ederek yürütme konusunda kararlı görünüyorlar. Kaldı ki Suriye Dışişleri Bakanlığı da bu konuda uzun bir açıklama yayınladı dün. Suriye Dışişleri Bakanlığı diyor ki 2011 koşullarına geri dönelim, yani Arap Baharı öncesine geri dönelim. Oradaki o iyi ilişkiler zeminini sağlayalım. Bu da nasıl olur? Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü sağlanarak oradaki yasa dışı güçler ortadan kalkarak ve elbette Türkiye'nin güvenliğini de tehdit eden, Suriye Dışişleri Bakanlığı aynen böyle söylüyor, Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı birlikte hareket ederek diyor. Biz bu konularda görüşmeye, müzakereye açığız diyor. Irak'ın Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de bir açıklama yaptı. Türkiye ve Suriye Bağdat'ta görüşmeyi kabul ettiler dedi. Ön anlaşma sağlandı dedi. Buna göre önümüzdeki günlerde Bağdat'ta bir anlaşma yapılacak. Önce istihbarat örgütleri, güvenlik örgütleriyle ilgili bir anlaşmadan söz ediliyordu. Ancak Fuat Hüseyin'in açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla, kimi medya organlarına da öyle yansıdı, Esad Erdoğan görüşmesi orada olabilir. Bağdat'ta bir Esad Erdoğan görüşmesi olabilir. Dediğim gibi Erdoğan da çok Türkiye'de zorluyor süreci. Putin de aktif olarak destek veriyor. Erdoğan neredeyse geçen gün
Esad'a bir yalvaracak pozisyona gelmişti. Hadi gel artık bir an önce başlayalım, bu sorunları ortadan kaldıralım mealinde bir açıklama daha yapmıştı. Dediğim gibi Suriyelilerin de Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada aslında bu konuda Suriye'de bir fikir birliği oluştuğunu gösteriyor. Suriye ile Türkiye arasındaki görüşmelerde bu savaşın seyrine paralel olarak önümüzdeki günlerde gündemin önemli maddelerinden biri haline gelecek gibi görünüyor. Bir yandan savaş, bir yandan bu dört sömürgeci ülkenin İran, Irak, Türkiye ve Suriye'nin Kürtlere karşı yeni konseptleri, yeni karanlık planları gündemde olmaya devam edecek. Dediğim gibi ne yazık ki ve ne acı ki böyle bir konjonktürde Kürtler arası ilişkilerde sandığımızdan daha kötüleşiyor. İyileşmesi gereken, ulusal birliğin sağlanması gereken bir sürece hayati derecede önem duyuyoruz. Ancak gidişat buna pek işaret etmiyor. Tam tersi gelişmelere işaret ediyor. Ne yazık ki böyle bir süreç var. Dünyada da önemli bir gelişme var. Dün Trump'a suikast girişimi oldu. Dün uyandığımızda Trump'ın hayati bir risk atlattığını öğrenmiş olduk. Bir kurşun Trump'ın kulağını sıyırdı. Bugün kendisi de bir açıklama yaptı. Kafamı hafifçe sağa çevirmemiş olsaydım ölecektim dedi Trump. Birileri Trump'ı öldürmek istedi. Ciddi tabii. Kimileri komplo teorileriyle açıklamaya çalışıyor. İşte Trump kendisi de yaptı deniliyor. İşte Trump'ın oyları artsın bu amaçla yapıldı deniliyor. Çeşitli spekülasyonlar var ama asıl olarak durum ciddi. Birileri Trump'ı öldürmek istedi. İşte bu birileri kim? Trump için öldürülmek istendi. Mesela bu kilit de bu. Öyle anlaşılıyor ki Amerika'nın içinde ciddi bir sıkıntı var. Zaten başından beri de vardı. Kaç yıldır bu sıkıntılar devam ediyordu. Biden'ın Trump'ın karşısında bir şansı olmadığı da anlaşıldı. Biden çekilecek mi çekilmeyecek mi o da çok belli değil ama bu suikast girişiminden sonra demokratlar kimi adayı gösterirlerse göstersinler Trump karşısında şansları pek kalmadı gibi görünüyor. Sürpriz gelişmeler ne olur onu bilemeyiz. Trump'a yeni bir suikast daha olabilir mi onu da bilemiyoruz. Ancak dediğim gibi Trump'ı öldürme meselesi ciddi bir mesele ve bu meselenin altında aslında Amerika'nın iç siyasetindeki bir takım çekişmeler, içerideki bir takım hesaplaşmalar, güç odakları arasındaki çatışmalar yol açıyor. Onların sonucu olduğu da anlaşılıyor. Geçenlerde bir plan sızdı medyaya Amerika'da, önemli bir plan, 2025 projesi diye. Bu bir parça Türkiye'nin çökertme stratejisine de benziyor. Trump'a yakın bir vakıf hazırlamış, Cumhuriyetçilerin Vakfı. 2025 Amerikan projesinde bir tasfiye hareketinden söz ediliyor. İçeride Trump bunu derin devleti tasfiye edeceği şeklinde ifade etmişti. Ben geldiğimde derin devleti tasfiye edeceğim demişti. Ama o konsepte var. O konsepte devletin kilit kurumlarında yer alan bir takım insanların ki bunların sayısı binlerle ifade ediliyor. Tasfiye edileceği hedefi o planda yazılıyor. 2025 projesinde devlet içerisinde nasıl bir tasfiye, nasıl bir temizlik harekatı yapılacak onlar ayrıntılı anlatılıyor. İki, uluslararası alanda savaşa dönük olarak askeri harcamaların arttırılması da başta olmak üzere ne tür hazırlıkların yapılacağı ve nelerin yapılacağı anlatılıyor. Üçüncü önemli hedefi de bu projenin, 2025 projesinin Amerika'da mevcut demokratik hakların büyük çoğunluğu kısıtlanıyor. Başkanın yetkileri alabildiğini arttırılıyor. Bir diktatör yetkileri veriliyor yeni başkana ki bu da muhtemelen Trump olacak. Dolayısıyla bunun da bir çatışma üreteceği 3 aşağı 5 yukarı bekleniyor. Buna ilişkin de çok spekülasyonlar, tartışmalar var. Ancak Trump'ın arkasındaki güç burada kararlı görülüyor. Dediğim gibi bir yol haritası da hazırlamışlar. Bir çökertme siyaseti, rakiplerini çökertecekler. Trump'ın ya da yeni başkanın yetkilerini güçlendirecekler. Bütün yetkileri onun elinde toplayacaklar. Kongre, senato, şu bu, mahkeme, Türkiye'deki gibi. Rusya'daki, Çin'deki gibi belki yani Amerikan demokrasisinin de belki sonu olacak. Öyle bir hazırlık var ve bu hazırlığın hedefinde güçlü bir ekip var.
Onların da itirazları olabilir. Onlar bu projeyi engellemek için Trump'ı ortadan kaldırmak istemiş olabilirler. Dediğim gibi onlar da önemli konu başlıkları. Fakat görüldüğü kadarıyla Amerika'da sular durulmayacak. Trump'ın gelişiyle Amerika'nın hem iç dengelerinde büyük bir altüst oluş yaşanacak hem de küresel dengeler bundan çok olumsuz etkilenecek. Maalesef dünya için bir huzur, bir normalleşme, bir sükunet görülmüyor. İran'da Cumhurbaşkanı reisi şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti. Amerika'nın başkanına bir başkan adayına, eski başkanına ve başkan adayına, olası başkanına bir suikast girişimi oldu. Bölgedeki savaş giderek derinleşiyor, savaş hazırlıkları sürüyor. İsrail Hizbullah liderlerini vurmaya başladı. Bu konjonktürde Güney Kürdistan ve Rojava'da Türkiye tehdidine dönük olarak ciddi sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kürtlerin aslında en azından sivil dinamiklerinin, kendi Kürt halkının bulunduğu her yerde Rojava ile Güney Kürdistan'daki medya savunma alanlarıyla orada Türkiye'nin işgaline, ilhakına karşı direnenlerle birlikte olması ve bunu da tabii ki tepkileriyle göstermesi gerekiyor. Dediğim gibi eğer oradaki güç, oradaki mevcudiyet zayıflar, güçler düşer, bir biçimde tasfiye edilirse kimsenin şüphesi olmasın, sıra Erbil'e, Süleymaniye'ye gelecek, sıra Kürtlerin kazanımlarının tek tek ellerinden alınmasına gelecek ve Kürtlere yeniden teslimiyet, biat etme dayatılacak. Öyle bir tehlikeli süreçten geçiyoruz. Aslında kaç yıldır da buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi kritik bir süreç, kritik bir aşama ve her şey düğüm bir parça Güney Kürdistan'da ve ardından Rojava'da çözülecek. Bir iki seneyi de böyle diken üzerinde geçireceğiz. Öyle görünüyor. Fakat işte sadece izleyerek geçirmek değil, hepimizin insani, ulusal, demokratik, onu da hep ifade etmek istiyorum. Görevleri, yükümlülükleri var. Yerine getirmemiz gerekenleri, eğer özgür, eğer insan uğruna yaraşır bir şekilde yaşamak istiyorsak zaman geçirmeden yerine getirmeliyiz. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, size iyi bir gün diliyorum.